Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle topraklama ve elektroskop konu anlatımı ve LGS çıkmış sorularını çözeceğiz. Öncelikle topraklama, topraklamanın kullanım alanları, elektroskobu anlatacağız arkadaşlar. Topraklamayla başlayalım. Topraklama, diğer bir isimle nötrleştirme arkadaşlar. Cisim ile toprak arasındaki eksi yük alışverişidir arkadaşlar. Zaten artı yükler hareket etmez. Buradaki eksi yükler, eğer cismimiz pozitif yüklüyse topraktan negatif yük alacak, eksi yük alacak ve nötr hale gelecek. Eğer cismimiz negatif yüklüyse toprağa eksi yükleri verecek ve nötr hale gelecek. Bizler toprağa bağlı nötr bir levhayı yüklü hale getirebiliriz. Nasıl getirebiliriz? Örneğin artı yüklü bir cisim yaklaştırdığımızda ne olacaktır? Eksi yükleri kendine doğru çekecek ve toprak bağlantısı kesildiğinde cismimiz ne olacaktır? Eksi yükle yüklenecektir. Arkadaşlar cisim ile levha zıt yükle yüklenmiş olur. Yine arkadaşlar artı yüklü bir cisme topraklama yaptığımızda cisimden toprağa eksi yük geçişi olur ve cisim nötrlenir. Yine Y cismi negatif yüklü. Arkadaşlar topraklama yaptığımızda Y'den toprağa eksi yük geçişi olur. Yine nötr olur. Eğer cismimiz nötrse herhangi bir yük geçişi olmaz arkadaşlar. Soruyla devam edelim. Artı yük bir çubuk nötr küreye yaklaştırılıp anahtar kapatıldığında, şuradaki anahtar kapatılmış, hangisi gözlemlenir? Arkadaşlar ne olacaktır? Topraktan eksi yükleri kendine doğru çekecektir. O halde hangi şıkta var bu? Bakıyoruz. Küreden toprağa eksi yükler geçer. Tam tersi, topraktan küreye yanlış. Küreden toprağa artı yük. Artı yük geçişi olmaz arkadaşlar. Artı yükler hareket etmez. Sadece negatif yükler hareket eder. Topraktan küreye negatif yük geçişi olur. Doğru cevabımız olacak C şıkkı. Topraktan küreye pozitif yük. Pozitif yük geçişi olmayan cevabımız C şıkkı olacak. Topraklarının kullanım alanlarıyla devam ederiz arkadaşlar. Vücudumuzda gün içerisinde elektrik oluşur. Bu yüklerin aşırı birikmesi vücudumuzda olumsuz etkiler yapar arkadaşlar. Uzmanlar da gün içerisinde toprağa basmamızı önerirler. Vücudumuzda biriken fazla yükler toprağa akmasını sağlayacağından rahatlayacağız ve stresten kurtulacağımızı söylerler arkadaşlar. Yine ameliyathane ve laboratuvar gibi yerlerin zeminleri iletken maddeyle kaplanır arkadaşlar. Cisimler üzerinde biriken elektrik yükleri tehlike oluşturmayıp toprağa verilmesi sağlanır arkadaşlar. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda da arkadaşlar arkasında bir zincir ile toprağa sürtünmesi sağlanır. Burada oluşan tekerleklerin sürtünmesiyle oluşan negatif yükler arkadaşlar zincirle toprağa verilecek ve patlamalardan veya yangınlardan korunmuş olacak. Yine LPG istasyonlarında ve uçakların yakıt doldururken arkadaşlar elektriklenme meydana gelebilir. Bu durumda ortaya çıkacak yangın ve patlama tehlikeleri önlemek için istasyonlarda ve uçak dolum istasyonlarında topraklama yapılır arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Evlerimizde arkadaşlar kullandığımız prizlerde topraklama yapılmaktadır. Şurada görüyorsunuz. Bu topraklı elektrikli prizler, elektrikli araçların üzerindeki yük birikmesini engellemiş olur arkadaşlar. Şimşek ve yıldırım olayı da yük boşalması örnek olabilir. Bulutların birbirine veya havaya sürtünmesi sonucunda bulutlarda yük birikir. Elektrik yüklü bulutlar arasında yük geçişine şimşek diyoruz arkadaşlar. Yani buluttan buluta yük geçişine şimşek. Elektrik yüklü bulut ile yerküre arasındaki yük geçişine arkadaşlar yıldırım diyoruz. Yıldırımdan korunmak için yüksek bir alana paratoner diğer bir ismiyle yıldırım savar takılır arkadaşlar. Yüksek ve sivri yerlere düşme ihtimali daha fazladır. Burada gördüğünüz gibi evin çatısına veya çok yüksek binanın çatısına paratoner. Bakın bu burada yıldırımı ne yapmış arkadaşlar? Topraklama yaparak binanın da hasar görmesini engellemiş. LGS sorusu çözelim. Yine arkadaşlar Mehmet annesinin eline dokunmadan önce eylemlerinden hangilerini yapsaydı annesinin eline dokunduğunda küçük kıvılcımlar ve çıtırtı sesleri oluşmazdı. Arkadaşlar Mehmet'in ne yapması gerekir? Topraklanması gerekir. Kaydıraktan kaydığımızda ne olacaktır? Sürtünme ile elektriklenme olacaktır. Eğer topraklama yaparsak bu çıtırtı seslerini duymayız. Güneşli ve rüzgarlı bir günde Mehmet şekildeki gibi kaydıraktan kayıyor. Mehmet kaydıraktan sonra annesinin eline dokunduğunda küçük kıvılcımlar ve çıtırtı sesleri duyuyor. Arkadaşlar küçük kıvılcım ve çıtırtı seslerini duyması ne olur? Yük geçişi olduğunu gösterir. Bakalım Mehmet neler yaparsa bu yük geçişi olmaz. Topraklama yaparsa hangilerinde topraklama yapmış? Toprak zemine bulunan tamamı demirden yapılmış salıncağın zincirlerinden tutarak sallanma. Arkadaşlar Mehmet burada salıncağın zincirini tuttuğunda ne olacaktır? Yükler toprağa geçecektir. Toprak zemine geçecektir. Burada topraklama olduğu için doğru.
Oturarak elleriyle yerdeki toprakta oynarsa, evet arkadaşlar, annesini tutmadan önce toprakta oynarsa yine topraklama olacaktır. Doğru. Kaydıraktan çabucak tekrar kayma. Arkadaşlar bakıyorsunuz, lastik tabanlı ayakkabı var. Bu nedir arkadaşlar? Yük geçişini engelleyecektir. Ve ellerini de arkadaşlar bakın, kaydırağa dokundurmamış. Yine yük geçişi topraklama olmamış. Bu halde arkadaşlar tekrar kaydığında, annesine dokunduğunda ne olacaktır? Topraklama yapmamış olacaktır. Yani 3 olmaz. Hangileri olur, oluşmazdı diyor. 1 ve 2 topraklama yaptığı için çıtırtı oluşmazdı. Yine arkadaşlar paratonerle ilgili bir soru çözelim. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. Yıldırımdan korunmak için yüksek yapıları yandaki gibi ucu sivri bir metal çubuk takılır. Bu sivri metale paratoner denir. Buna göre bulut ile metal arasında yük alışverişi olur. Evet arkadaşlar bakın, negatif yükler paratoner sayesinde toprağa akmış. Yine buluttaki elektrik yükleri paratoner sayesinde çevreye zarar vermez. Evet, zaten paratonerin takılma nedeni de buradaki binaya zarar vermemesi içindir. Buluttaki eksi yükler toprağa akar. Evet arkadaşlar, paratonerlerde buradaki eksi yükler ne yapacaktır? Toprağa akacak ve bina korunmuş olacaktır. Hangileri doğrudur diyor? Her üçü de doğrudur. Elektroskopla devam edelim. Bir cismin olup olmadığını, yüklü ise hangi elektrik yükle yüklü olduğunu tespit etmemizi sağlayan aletlere elektroskop diyoruz arkadaşlar. Bir elektroskopta bir metal topuz var. İletken metal topuz. İletken metal çubuk. Burada yük akışını sağlayacak İletken metal çubuk. Yine arkadaşlar iletken yapraklardan oluşur. Burada cam fanus da arkadaşlar yaprakları rüzgardan etkilenmemesi için konulmuştur. Arkadaşlar elektroskopta yüksüzse elektroskopumuz, yapraklar arasında negatif veya pozitif yüklerin birbirini itme ve çekme durumu gözlemlenmeyecek ve elektroskopumuz ne olacak? Nötr elektroskopumuzun yaprakları tamamen kapalı olur arkadaşlar. Eğer elektroskopumuz yüklü ise arkadaşlar ne olacaktır? Artı yüklü veya eksi yüklü ise aynı yükler birbirine iteceği için arkadaşlar yapraklar açılacaktır. Yani nötr elektroskop kapalı, yüklü elektroskoplar ne olur? Açık olur arkadaşlar. O halde nötr bir elektroskoba yüklü bir cisim dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları açılır. Dokunma ile elektriklenmede pozitif yüklü bir cisim nötr elektroskoba dokunduğunda elektroskobumuz pozitif olacaktır. Yani artı yüklü olacaktır. Artı yükler de birbirini iteceği için arkadaşlar yapraklar ne olacaktır? Açılacaktır. Yine nötr bir elektroskoba eksi yüklü bir cisim dokundurulduğunda elektroskobumuz eksi yüklü olacak. Eksi yükler de birbirini iteceği için arkadaşlar ne olacaktır? Yapraklar açılacaktır. Nötr elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştırıldığında elektroskobun yaprakları nasıldır? Arkadaşlar bakalım, mantığımız şu. Eğer yaprakla arkadaşlar yük miktarı arttığında ne olur? Yapraklar birbirini, aynı yükler birbirini iteceği için arkadaşlar yapraklar açılacaktır. Nötr elektroskoba eksi yüklü cisim yaklaştırıldığında eksi yükleri ne yapacaktır arkadaşlar? Aşağıya doğru itecek, yapraklara doğru itecektir. Yapraklarda eksi yük fazla olacağı için ne olacaktır? Yapraklar birbirini itecektir arkadaşlar. Yapraklar birbirini ittiği için de yapraklar açılacaktır. Yine nötr bir elektroskoba artı yüklü bir cisim yaklaştırıldığında ne olacaktır? Yapraklardaki eksi yükler topuza doğru çekilecek. Yapraklarda artı yük kalacak. Artı yükler de birbirini ittiği için yapraklar açılacaktır arkadaşlar. Elektroskop aynı tür elektrik yüküyle yüklü cisim yaklaştırıldığında yapraklar biraz açılır. Bakın arkadaşlar, eksi yüklü bir elektroskoba, eksi yüklü bir cisim yaklaştırıldığında ne olacaktır? Eksi yüklerin bir kısmını yapraklara doğru itecektir. Bakın başlangıçta 3 tane eksi yük birbirini itiyorken, ikinci durumda eksi yüklü cismi yaklaştırıldığımızda yapraklarda yük miktarı arttı ve yapraklar biraz daha birbirini itti ve yapraklar biraz daha açıldı. Yine artı yüklü elektroskoba artı yüklü cisim yaklaştırıldığında yapraklardaki eksiler yukarıya doğru çekecek. Yapraklardaki artı yüklü miktarı ne yapacaktır? Artacaktır. Artı yük miktarı arttığı için biraz daha birbirini itecek ve yapraklar biraz daha açılacaktır arkadaşlar. Elektroskopla zıt yüklü bir cisim yaklaştırıldığında yapraklar biraz kapanır. Arkadaşlar elektroskopumuz negatif yüklü. Pozitif yüklü bir cisim yaklaştırdığımızda ne olacaktır? Negatif yüklerin bir kısmını topuza doğru çekecektir. Bakın başlangıçta burada 4 tane eksi yük var birbirini iterken, ikinci durumda artı yüklü cismi yaklaştırdığımızda ne oldu? Negatif yükler burada azaldığı için ne olacaktır? Yapraklar biraz kapanacaktır arkadaşlar.
Yine artı yüklü bir elektroskoba, eksi yüklü bir cisim yaklaştırıldığında ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi yükleri yapraklara doğru itecek. Eksi yükleri yapraklara doğru ittiğinde yapraktaki pozitif yüklerin bir kısmı nötrlenecek ve nötrlendiği için, bakın buradaki artı yük miktar azalacağı için yapraklar yine biraz kapanacaktır arkadaşlar. Elektroskopla aynı tür elektrikli cisim dokundurulduğunda ne olur? Arkadaşlar, yüklü bir elektroskopumuz, artı yüklü bir elektroskopumuza artı yüklü bir cisim dokundurulduğunda, eğer cismin yüküyle elektroskopun yükü eşitse herhangi bir değişiklik gözlenmez. Eğer arkadaşlar cismin yükü elektroskopun yükünden fazla ise, bakın artı yüklü bir elektroskopa artı yüklü bir cisim dokunduğu arkadaşlar ne olacaktır? Başlangıçta artı yük, yapraklarda 3 tane artı yük varken cismin yükü daha fazla olduğu için yük miktarı, elektroskopta yük miktarı artacak ve yapraklar ne olacaktır? Biraz daha açılacaktır. Eğer tam tersi elektroskopun yükü cismin yükünden fazla ise arkadaşlar, burada bakın elektroskopun yükü daha fazla, cismi ne olacaktır? Yükü paylaşacaklar. Yükü paylaştıkları için arkadaşlar ne olacaktır? Buradaki artı yük azalacak. Artı yük azaldığı için yapraklar biraz kapanacaktır arkadaşlar. Yüklü elektroskopa zıt elektrik yüklü yüklü bir cisim dokundurulduğunda ne olur? Arkadaşlar, artı yüklü bir cismimize zıt yüklü ve eşit bir cisim dokundurduğumuzda ne olacaktır? Eksi yüklü bir cisim dokundurduğumuzda ne olacaktır arkadaşlar? Nötrlenecektir. Bakın artı yüklüydü. Eksi yüklü cismi dokundurduk. Ne oldu? Yapraklar nötrlendi. Ve nötr olduğu zaman ne olacaktır arkadaşlar? Yapraklar tamamen kapanacaktır. Elektroskopun yükü cismin yükünden fazla ise eksi yüklü cisim dokundurulduğunda artı yüklerin bir kısmı nötrlenecek ve yapraklar biraz yine kapanacaktır arkadaşlar. Yine cismin yükü elektroskopun yükünden büyükse, artı yüklü bir cisme eksi yüklü bir cisim, daha büyük eksi yüklü bir cisim dokundurduğumuzda arkadaşlar, öncelikle ne olacaktır? Nötrlenecekler. Yapraklar kapanacak. Daha sonra dokunmayla elektriklenmeden cisim eksi yüklü yükleneceği için arkadaşlar yapraklar tekrar açılacaktır. Önce kapanıp sonra tekrar açılır arkadaşlar. Soruyla devam edelim. Bu öğrenci ALM kürelerinden hangilerinin yük durumunu doğru göstermiş olabilir diyor. Arkadaşlar, 2018 LGS sorusu. Başlangıçta nötr olan bir elektroskoba KLM iletken küreleri sırasıyla diyor arkadaşlar. Bakın bu önemli. Dokunduruluyor diyor. Dokundurma ile elektriklenme. Bu da önemli. Şu gözlemler gözleniyor. K küresi dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları açılıyor. Arkadaşlar, K ne olması lazım? Nötr bir elektroskop açılması için K'nın yüklü olması lazım. Bakalım. Bakıyoruz, K artı yüklü. Artı yüklü bir cismi dokundurduğumuzda yapraklar açılır mı? Açılır. Evet, dokundurduk K ile. Bu sefer elektroskopumuz ne oldu? Artı yüklü oldu. Sonra L küresi dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları kapanıp sonra tekrar açılıyor. Arkadaşlar, artı yüklü bir cisme dokundurduğumuzda kapanıp tekrar açılabilmesi için L'nin ne olması lazım? Eksi yüklü olması lazım. Bakıyoruz, L küresi eksi yüklü mü? Evet, eksi yüklü. Demek ki L de doğru. Sonra arkadaşlar, elektroskopumuz ne oldu? Eksi yüklü oldu. M küresi dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları biraz kapanıyor. Eksi yüklü bir nötr bir cisimde ne olur? Kapanır. O halde M'nin ne olması gerekiyor? Nötr olması gerekiyor. Bakıyoruz, nötr mü? Evet, nötr. Demek ki her üçü cisimde doğru gösterilmiş. Cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Yine arkadaşlar, LGS sorusuyla devam edelim. Buna göre Zeynep aşağıdakilerden hangisini yaparsa düşüncesini destekler diyor. Nötr bir elektroskopun topusuna bir cisim dokunduran Mustafa, elektroskopun yapraklarının açıldığını gözlemliyor. Gözleme dayalı olarak Mustafa dokunduğu cismin pozitif yüklü olduğunu iddia ediyor. Zeynep ise cismin yük cinsinin belirlenmesi için Mustafa'nın gözleminin yetersiz olduğunu öne sürüyor. Arkadaşlar, nötr bir elektroskopa pozitif veya negatif yüklü cisim dokundurduğumuzda ne olacaktır? Yapraklar açılacaktır. Mustafa pozitif yüklü demiş, fakat bu negatif yüklü de olabilirdi. Zeynep diyor ki bu cismin cinsinin belirlenmesi için Mustafa'nın gözleminin yetersiz olduğunu söylüyor. Evet, Zeynep doğru söylüyor. O halde Zeynep'in doğru söylediğini, düşüncesini desteklemek için hangisini yapmalıyız? Bakalım. Negatif yüklü olduğu bilinen bir cismi nötr bir elektroskopuna dokundurduğumuzda yapraklar açılacaktır. Ve yine ne olacaktır? Mustafa'nın söylediğinin yetersiz, Zeynep'in söylediğinin doğru olduğu anlaşılacaktır. Ve cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacak. Örnek soru çözelim. Buna göre Ceren'in
spektroskopun topuzuna dokundurduğu cisim dokundurmadan önceki yük durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Ceren nötr bir elektroskopun topuzuna elektrik yüklüğü hakkında bilgi sahibi olmadığı bir cisme dokundurulunca elektroskopun şekilde gösterildiği gibi negatif yükle yüklenerek yaprakların açıldığını gözlemlemiş. Arkadaşlar, dokunma elektriklenmede ne olması gerekiyordu? Bunun negatif yüklü olması için cismin de negatif yüklü olması gerekiyor. Bakıyoruz dikdörtgene, ağaç sıkkına. Cismimiz pozitif yüklü olduğu için ne olmaz? Olmaz arkadaşlar. Bakıyoruz B şıkkına, üçgene. Negatif yüklü sayısı daha fazla olduğu için evet, negatif yüklü olduğu için cevabımız B şıkkı. Buraya bakıyoruz nötr olduğu için olmaz. Buraya bakıyoruz artı yüklü olduğu için olmaz. Cevabımız B şıkkı olacak. Soruyla devam edelim. Negatif yüklü bir elektroskoba negatif yüklü bir cisim yaklaştırılıyor. Hemen arkadaşlar negatif yüklü bir cisim yaklaştıralım. Ne olacaktır? Eksi yükler aşağıya doğru itecek ve yapraklar biraz daha açılacaktır. Yani 30 dereceden daha fazla olacaktır. Yaprakların açı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. 30'dan daha büyük olacağı için bakıyoruz cevabımız A şıkkı olacaktır. 35-45 olur arkadaşlar. Şekildeki artı yüklü bir elektroskoba yük türü bilinmeyen L cismi yalıtkan sapından tutularak değdirildiğinde yaprakların tamamen kapandığı gözlemleniyor. Arkadaşlar artı yüklü bir elektroskobun tamamen kapanabilmesi için ne olması lazım? L'nin eksi yüklü olması lazım ki nötr hale gelsin ve kapansın. O halde L'miz neymiş? Eksi yüklüymüş. L cismi nötr bir elektroskoba dokundurulsaydı, eksi yüklü bir cisim nötr elektroskoba dokunulsa elektroskop negatif olurdu. Hangisi gözlenirdi? Bakıyoruz L artı yüklü yanlış, A şıkkı olamaz. Nötr değil yanlış. Arkadaşlar bakın nötr demiş yanlış. Eksi yüklü olduğu için elektroskopa dokundurulsaydı elektroskop da eksi yüklü olurdu. Yani cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak arkadaşlar. Buna göre hangi elektroskopun yapraklarının hareketi yanlış gösterilmiştir diyor. Bir öğrenci cam çubuğu ipek kumaşa, plastik kalemi yünlü kumaşa sürtürerek sürtünme ile elektriklenme gerçekleşmiştir. Öğrenci cam çubuk ve plastik kalemi aşağıdaki elektroskoplara yaklaştırılıyor. Arkadaşlar cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde pozitif yüklü oluyordu. Plastik çubuk kumaşa sürtüldüğünde ise ne oluyordu? Negatif oluyordu arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor sürtünme ile elektriklenmeden. Şimdi bakalım artı yüklü bir cisim artı yüklü bir elektroskoba yaklaştırdığında yapraklar açılır. Bu doğru. Eksi yüklü plastik çubuk artı yüklü elektroskopa yaklaştırıldığında yapraklar kapanacak birazcık arkadaşlar. Bu yanlış. Cevap B olur. Bakalım cam çubuk artı eksi yüklü yapraklarında ne olmuş? Biraz kapanmış. Doğru. Plastik çubuk eksi artı yüklü yaklaştırdığında yapraklar biraz kapanır. Doğru. Bakıyoruz hangisi yanlıştır dediği için B şıkkı yanlıştır. Yine soruyla devam edelim. Buna göre X ve Y cisimlerinin yükleri aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olabilir diyor. Arkadaşlar eksi yüklü K elektroskobuna X cismi yaklaştırıldığında yapraklar biraz açılırken yaprakların biraz açılabilmesi için ne olması lazım? Eksi yüklü cisim olması lazım ki eksileri aşağıya itecek ve yapraklar biraz daha açılacak. Yani X eksi olacak arkadaşlar. K'ya bakalım Y cismi yaklaştırıldığında yapraklar biraz kapanıyor. Bakıyoruz arkadaşlar yaprakların biraz kapanabilmesi için eksi yüklerin yukarıya doğru gelmesi lazım. O halde Y ne olur? Artı yüklü olur. Bakıyoruz Y'nin de artı olduğu hangi şıkta var? B şıkkında var arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.